Çiftçiler doğaya yakın yaşarlar ve genellikle tabiat ananın onlar için ne hazırladığını tam olarak bilirler. Ancak bu, çiftçinin gözlerini yaşartan bazı gizemli yumurtaların yumurtadan çıkışına tanık olan Hans ve ailesi için sıradan bir gün değildi. Hans henüz genç bir yetişkinken çocukluk aşkı Bonnie ile evlendi. Her ikisi de çiftliklerde büyüdüğü için kırsal kesimin gerektirdiği yaşam tarzına alışmışlardı. Bonnie, şehir hayatının pek çok lüksü olmadan yaşamaktan mutluydu ve kocasının arkadaşlığından memnundu. Çift, iki sevimli kızı Mary ve Gise ile kutsandığında mutlulukları tamamlandı. Aile basit bir yaşam tarzına yerleşti ve dünyanın ve çiftliğin sağlayabileceği her şeyin tadını çıkardı. Hans her sabah erkenden kalkardı çünkü çiftlikte her zaman yapacak çok şey vardı. Mısır çoktan hasat edilmişti ama beslenecek domuzlar, tavuklar ve inekler vardı. Hans'ın çiftlikte pek yardım edeni yoktu. Bu yüzden her şeyi halletmek için rutinine bağlı kalması gerekiyordu. Güneş battığında tavukları besler, yumurtaları toplar ve sonra domuzlara geçerdi. Ağırı temizlemek ve onları beslemek günün en zor kısmıydı. Bu zamana kadar Bonnie genellikle uyanmış ve aile için kahvaltı hazırlıyordu. Her şey hazır olduğunda kızlar mutfak masasının etrafında anne babalarına katılıyorlardı. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bu aile için günün ilk öğününü paylaşmak çok önemliydi. Kahvaltıdan sonra Bonnie ev işlerine devam eder ve kızlar güne hazırlanırdı. Her birinin tamamlaması gereken basit işleri vardı. Bonnie onların ilerlemesini izlerken Hans çiftliğin her yerinde inekleri sayıyor, çitleri onarıyor ve traktörü üzerinde çalışıyordu. Yapamadığı çok az şey vardı. Öğleden sonra Bonnie ve kızlar sebze bahçesiyle ilgilenirdi. Akşam yemeği için biraz fasulye ve havuç topladılar. Çiftlikte hayat huzurluydu ve birkaç şey aile hayatlarının ritmini bozabilirdi. Hans bir sabah garip bir çığlık sesiyle uyandığında bunun sıradan bir gün olmayacağına dair hemen bir ipucu aldı. Hans kaynağı bulmak için mutfak penceresinden bakarken bu alışılmadık sesin neyin çıkardığını merak etti. Dışarısı hala karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyordu. Ancak günlük görevler beklerken açıklanamayan şeyler üzerinde duracak zamanı yoktu. Hans kümese doğru yürürken tavukların huzursuz olduğunu hemen hissetti. Sonra tekrar cırtlak bir ses duydu ama bu sefer sanki tarlalardan geliyor gibiydi. Kümenin dışında ölü bir tavuk gördüğünde hala gürültüyü tanımlamaya çalışıyordu. Önceki gün hiçbir sorunu olmadığı için ölümü oldukça üzücüydü. Hans çiftliğinde kuşu öldürebilecek hiçbir tilki olmadığından oldukça emindi. Ancak aniden ölmesine başka neyin sebep olabileceğini bilmiyordu. Cesedin yanında tanınmadığı bazı garip tüyler vardı ve durumu daha da garipleştirdi. Sonra aynı garip sesi üçüncü kez duydu ve kahvaltıdan sonra gidip araştırma yapmaya karar verdi. Mısır tarlaları evden sadece kısa bir mesafedeydi. Ne bulacağını önceden bilmediği için kızlar olmadan gitmeyi tercih ederdi. Öldürülmesi gereken bir hayvansa kızlarının üzüleceğini biliyordu. Kahvaltıdan sonra Hans, Bonnie'nin kulağına bir şeyler fısıldadı ve ardından traktörüne bindi. Aile sabah vedalaşmak için onu dışarı kadar takip etti ama sonra Bonnie aceleyle kızları evin içine aldı. Hans ona tavuktan bahsetmişti ve kızlarının babalarının tavuktan kurtulduğunu görmelerini istemiyordu. Ancak çiftçi kümese vardığında tavuğun cesedinin ortadan kaybolduğunu görünce şaşırdı. Bir şey onu almış olmalı ama kim ya da ne? Hans'ın çiftliğinde bir şeyler oluyordu ama Hans bu olayların birbirleriyle nasıl bağlantılı olabileceğini anlayamıyordu. Neyse ki öğrenmek üzereydi. Hans kapıda gördüğünde kızlar evin içine zar zor yerleşmişlerdi. Gözleri vahşiydi ve nefesi kesilmişti. İlk başlarda heyecanını bastırmaya çalışıp da başaramayınca kimse ne söylemek istediğini anlayamamıştı. Son derece garip bir şey bulduğu için herkesin kendisine tarlalara kadar eşlik etmesini ve kendi gözleriyle görmelerini istedi. Aile tarlalara giden kısa mesafeyi sürerken Hans'a sırrını açıklamasını sağlamaya çalıştılar ama o kımıldamadı. Bu hepsini kendi başlarına görmelerinin istediği bir sürprizdi. Bonnie, Mary ve Gisel traktörden indiklerinde gözlerine inanamadılar. Orada hasat edilen buz tarlasında birkaç gizemli yumurta vardı. Geçen hafta orada değillerdi ve Hans'ın onların nereden geldikleri veya onları ne tür bir hayvanın yumurtlamış olabileceği hakkında hiçbir fikri yoktu. Aile heyecanla 20 civarında yumurta saydı. Tanımlanamayan yumurtalarla ilgili sorun genellikle kuşlardan yılanlara kadar her şeyi içerebilmelidirler. Kızlar yumurtalardan tamamen büyülenmişti ve bu Bonnie'yi onlardan potansiyel olarak neyin çıkabileceği konusunda endişelendirdi. Kızlarının heyecanını ve macerasını elinden alarak hayal kırıklığına uğratmak istemiyordu. Ama onlara bir zarar gelmesini de istemiyordu. Orada dururken bütün aile uzaklarda bir yerde garip bir çığlık duydu. Artık çiftçi kendini gergin hissetmeye başlamıştı. Bu ses hangi canlıdan geliyordu? Tehlikeli miydi? Ve nereye saklandı? Ancak her seferinde tek bir soruna odaklanması gerekiyordu.
Hans bunun en iyi eylem sebebi olduğunu düşündüğü için yumurtaları yok etmek istedi ama kızları şiddetle karşı çıktı. Ancak Hans onlara zarar vermeyeceğini söz verince sakinleştiler. Kızlar daha sonra neredeyse yumurtadan çıkmaya hazır gibi görüntükleri için babalarından yumurtalar için bir tür koruma sağlamasını istediler. Hans yumurtaları örtmek için siyah bir muşamba getirmek üzere eve giderken orada tarlalarda beklediler. Sonraki 3 gün boyunca Hans ve Bonnie yumurtaların yanında vakit geçirmek isteyen kızlarla meşguldü. Aileleri izin verseydi yanlarında bile yatarlardı. Her yumurtalarını etrafına koymak için ahırdan biraz saman taşıdılar ve yumurtadan çıkacak yavruları hevesle beklediler. 4. gün aile yumurtaları incelemeye gitti. Kahvaltıdan hemen sonra gizemli hayvanların o gün yumurtadan çıkacağı açıktı. Kızlar yerlerinden kaldırılamayacaktı ve Bonnie onları yalnız bırakmaya hazır değildi. Hatta Hans yumurtalardan ne çıkacağını bilmediğini kulağını yumurtalardan birinin yanına dayayarak içeriden hangi sesin geldiğini belirlemeye çalışır. Beklenti neredeyse dayanılamayacak kadar fazlaydı ama sonra aniden yüksek bir çatırtı duydular. Bir şey doğmak üzereydi. Birkaç dakika sonra yumurtalardan biri çatlayarak açıldı. Bunun bir kuş türü olması Bonnie'yi çok rahatlattı. Tüm vücut nihayet kabuktan çıktığında Hans beklenmedik bir şekilde ağlamaya başladı. Ailesi onun tepkisine çok şaşırdı ve ne olduğunu sormak için etrafına toplandı. Hans karısına ve kızlarına bunun gerçekten de yavru bir tavus kuşu olduğunu söyledi. Kendi evcil tavus kuşunu büyütmekle ilgili güzel çocukluk anıları vardı. Ancak ölümünden sonra başka bir evcil hayvan alamayacak kadar üzgündü. Bu duygular kalbinin derinliklerinde kilitliydi ama bu tavus kuşlarının doğumu gençliğine ait özel anıları yeniden canlandırdı. Bu arada diğer yumurtalar da çatlamaya başlamış ve çok geçmeden 20 yavru tavus kuşu ortalıkta dolaşmaya başlamıştı. Hans sürekli duyduğu cırtlak sesin anneleri olduğunu anladı. Ama sanki annesi gün geçtikçe daha da uzaklaşıyordu. Yumurtlamak için kümese gizlice girmeye çalışmış olmalı ve belki de bulduğu tavukları davetsiz misafirden korumaya çalışmıştı. O anın hareketinde Hans çiftlikte bolca yer olduğu için tüm tavus kuşlarını tutmayı teklif etti. Ancak ilk heyecan biraz yatıştıktan sonra Bonnie kocasını yakındaki bir kuş barınağına 18 yavru tavus kuşu bağışlamaya ve kalan ikisini çiftlikte tutmaya ikna etti. Mary ve Giselle birer tane seçtiler ve sonraki aylarda onlara gerçekten iyi baktılar. İlkbaharda erkek tavus kuşu muhtemelen tüylerini ilk kez gösterdi ve birkaç hafta sonra aile tarlada bırakılmış başka bir yumurta grubu buldu. Hayat devam ediyordu ve onun mucizesine tanık olabildikleri için mutluydular.